Öncelikle Dacia grubu tanıyabilir miyiz? Dacia Grup 1994 yılında kurulmuş, 21. senesi bu sene. Son 3 yıla kadar, yani yaklaşık 17-18 yıldır Rusya Federasyonu ve Ukrayna'da faaliyet gösteren, o bölgelerde Avrupalı yatırımcılara anahtar teslimi, alışveriş merkezleri, lojistik centerlar ve özel projeler yapan firmadır. Son 3 yıldır da Türkiye'de kendi yatırımlarını yapmaktadır. Bahçeşehir ve Sancaktepe'de şu an yatırımlar devam etmektedir. Butik Dacia projesi de zaten Sancaktepe'de yapmış olduğu 351 konut ve AVM, alışveriş merkezi olan bir projedir. Projenin konut kısmının tamamlanması %90 seviyelerinde şu anda ve Temmuz 2015'te teslimi gerçekleşecek. Alışveriş kısmı ise yıl sonu planlıyoruz. Ama işte Mart-Nisan 2016'da teslim ederiz diye düşünüyorum alışveriş merkezine. Projenin genel özelliklerine bakarsak konut kısmı alçak katlı yapılardan oluşmakta. Bahçe, zemin ve 4 kattır. Dördüncü katlar dubleks şeklindedir. Ortada 7 dönümlük, 7000 metrekarelik bir boş alan bulunmaktadır. Bu alanda kapalı otoparklar, açık kapalı havuzlar, sosyal tesisler bulunmaktadır. Konut ve AVM projesi yaklaşık 23 dönüme oturuyor. 22.600 metrekare üstüne oturuyor. Ön tarafta da Atatürk Caddesi'ne, Barajyolu Caddesi'ne bakan kısımda da alışveriş merkezi bulunmakta. Bu alışveriş merkezinin bir bodrum ve zemin katı artı çatı katı alışveriş katıdır. Diğer aradaki 3 katta ise 1+1'ler yerleşmiştir. 1+1'ler AVM tarafında olduğu için konut tarafında 2+1, 3+1 ve 4+1 dairelerimiz bulunmakta. Genel olarak baktığınızda daire metrekareleri İstanbul için genel projelere göre biraz yüksek. Kat olarak alçak, ferah bir yaşam var. Tüm dairelerin pencereleri yere kadardır. İkişer tane balkonu vardır. Balkona çıktığınızda konutlar arasında minimum 85 metre, maksimum da 125 metre gibi bir açıklık görüyorsunuz. Hani bunlar İstanbul için biraz hayal gibi aslında. Merkezde hayal gibi. Yani villa projeleri yaparsanız uzak mekanlarda belki oluyor ama bu merkezlerde bunlar çok zor. 7000 metrekarelik otoparkı var. Her dairenin kendine ait bir otoparkı var. Daire içlerinde veya projede konsept olarak Sancaktepe'ye baktığınızda bölgenin biraz üstünde bir proje. İşte asansörü otistir. Mutfağı, banyosu intema with mutfak ve banyodur. Armatürler Artema'dır, Vitra'dır. Kat istasyonu kullanılmıştır dairelerde. Bu bazı özellikler bölge projelerinde bulunmuyor. Açıkçası kendi yatırımımız olduğu için Türkiye'deki ve bu kapsamdaki bu büyüklükteki ilk yatırımımız olduğu için biraz fazla özen gösterip iyi para harcıyoruz diyeyim. Ne kadarlık bir yatırım yapıldı burada? 200 milyonluk bir yatırım. TL olarak söylüyorum. Türkiye olduğu için. 200 milyon TL'lik bir yatırımımız var. Bu projeye gelip daire alacak insanlara ve yaşayacak insanlara ömür boyu rahat
mutlu bir yaşam sunuyoruz. Yatırım yapacaklara da iyi bir projede iyi bir daire sunuyoruz. Yatırım yapacaklar için ne kadar bir getiri öngörüyorsunuz? Ya hem bölgesel olarak bakıyorum hem proje olarak bakıyorum. Benim bugüne kadar gördüğüm ve yaşadığım deneyimler şunu gösteriyor. İyi bir proje her zaman prim yapıyor. Bölge olarak da zaten prim yapan bir bölge, gelişmekte olan bir bölge. Ben orta vadede %50 gibi, uzun vadede %100 prim yapacağını düşünüyorum. Hesaplıyoruz daha doğrusu. Peki ulaşım olarak nasıl bir bölgede bulunuyor proje? Ulaşım olarak tam merkezde diyebiliriz. Birinci köprü ve ikinci köprüye iki taraftan da şu an yakın. Üçüncü köprü birleşim noktası da yani üç köprünün birleşim noktası da bizim projenin hemen arka tarafında. Çok yakın bir bölge. Yani buradan çıktığınızda evinizden Boğaziçi Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim oldu herhalde. O üçüne de birkaç dakika içinde bağlanıp çevre yoluna oradan gidebilirsiniz. Satışlar şu anda ne aşamada? Şu an ön lansmandayız. Tahminim bu hafta sonu olabilir. Yani bir iki hafta içinde lansmana çıkacağız. Ön lansmanda da gördüğümüz ilgi bizi memnun edecek düzeyde. Yaşam ne zaman başlayacak peki? Konut bölgesinde Temmuz 2015'te yani 4 ay sonra başlıyor. AVM'de de alışveriş merkezi de yıl sonu diye tahmin ediyorum. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Projeyi planlarken, hesaplarken ve yaparken biz olsaydık nasıl bir evde, nasıl bir projede yaşamak isterdik diye düşündük. Çünkü biz de sonuçta bir yerlerde yaşıyoruz ve bizim de memnun olmadığımız, kendimizin de memnun olmadığı şeyler var. Onları buradan minimize etmeye çalıştık. Maliyetine çok fazla bakmadık. Minimize ettiğimizi de düşünüyorum. Yani daha çok müteahhit mantığıyla değil de kendimiz yaşarsak ne yaparız? Nasıl bir yer yaparız? Mantığıyla yaptık. Yapıyoruz evleri. Herhalde bunun da şeyini göreceğiz gibi geliyor bana.